Düğün sezonunun başlaması ve yurt dışındaki vatandaşların ülkeye dönmesiyle birlikte altın ve döviz kuru hareketlilik kazandı. Vatandaşların birinci sırada yatırım aracı olarak gördüğü altın yükselmeye devam ediyor. Altın piyasasını değerlendiren kuyumcu Mehmet Altuncan, şu anda dünyada bütün materyallerin üzerinde altının ucuz kaldığını görüyoruz. Oranlama ve yükseliş trendi ölçümü yaptığımızda altın olması gereken değerin üçte biri altında seyrediyor ifadelerini kullandı. Yaz sezonuyla birlikte gurbetçi ve düğün sezonunun başlaması altını yükselişe geçirdi. Birçok kişinin yatırım fonu olarak değerlendirdiği altının yükselişi devam ediyor. Döviz kuru da aynı yönde yükselişini sürdürüyor. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin de yaz sezonu için ülkeye dönmesiyle birlikte ülkeye giren döviz kuru da iç piyasayı hareketlendirdi. Gurbetçilerin gelmesiyle birlikte döviz kurunun hareketlendiğini belirten Mehmet Altuncan, "Senenin ortasındayız. Türkiye ve dünya genelindeki insanların alışveriş yaptığı dönemdeyiz. Ülkemiz olarak da yurt dışında çalışarak izde gelen gurbetçilerimizin ekonomimize katkılarının olduğu dönem içerisindeyiz." diye konuştu. Şu günlerdeki ekonomik verilerle gördüğümüz yorum olarak biz şu anda senenin tam ortasında ikinci yarısına geçişteyiz. Malum Türkiye ve dünya genelindeki insanların alışveriş yaptığı, harcama yaptığı dönemlerden birini yaşıyoruz. Ülkemiz olarak da ülke çalışanlar, ülke içinde yaşayıp yurt dışında çalışarak izine gelen gurbetçilerimizin ekonomimize katkılarının olduğu bir dönem içindeyiz. Gelen yurt dışından misafirlerimiz de kendi ülkelerindeki enflasyondan şikayet ettiklerini gözlemliyoruz. Bunun sebebi pandemiden sonra dünyadaki global bir ekonomik düzen dizayn edildi. Ondan dolayı insanlar fiyat pahalılığının kendi ülkelerinde de bizim ülkemizde de beklentinin üzerinde olduğunu bahsediyorlar. Fakat şu anda dünyada bütün emtiaların, bütün materyallerin üzerinde altının ucuz kaldığını görüyoruz. Oranlama ve yükseliş trendi ölçeklemesinde yaptığımızda altın olması gereken değerin üçte bir aşağısında. Onun için insanların güvenli yatırım olarak, sağlam bir kendini güvencede hissettiği yatırım olarak park edecekleri yerlerden bir tanesinin altın ve gayrimenkul olduğunu tavsiye ediyorum. Şu günlerde altın alınabilirlik sinyalleri veriyor. Çünkü önümüzdeki gelecek 3 aydan sonra, yani biz şu anda 7. ayı tamamladık, 8. aya geçiyoruz. 9, 10, 11. aylarda dünyada altına olan talep artacağı için altın fiyatının şu anki konumunun iki katı olacağı kanaatindeyim. Bizim ülkemizde ekonomik verilerle eşleşmiş olan kur politikası, kur takibi vardır. Hani bizim güncel paramız kaç dolar, kaç euro eder diye hesaplar yerel halkımız. Çünkü malum bizim para birimimiz diğer ülkelerden ayrışmış bir pozisyonda, ülke içinde değerlenmeye açık bir para birimi. TL'nin şu anda yabancı diğer ülke paralarına karşı gücü her ne kadar düşürülmüş gözükse de ben inanıyorum ki TL değerlenecek. Siyasi politik dizaynlardan sonra, malum içinden çıktığımız birkaç önceki seçimden sonra ülkenin yöneticileri, ekonomistleri Türk lirasının değerlenmesiyle alakalı altyapı çalışmalarını yaptığını hissediyor, algılıyorum. Bu da yarın sabah olacak bir olay değil tabii. 2023'ün bitimi, 2024'ün ortalarında TL biraz daha değerlenecek. Bunun için dövizde değil, ya altında ya gayrimenkulde olmalarını izleyen değerli dostlarımla paylaşmak istiyorum. Gelecek mi sizce? Satışı olur mu talep arz? Altın plato çiziyor. Altın yükseliş trendini 3 basamak çıkar, bir basamak geri gelir. Orada bir sahanlıkta kendine plato çizer, tekrar bir 5 basamak daha çıkar. Şu anda altın bu fiyattan daha geriye gelmez.
Çünkü burada gitgellerini tamamladı, plato çizdi. Bundan sonraki geleceği yer çok çabuk hızlı hareket ettiğinde 2 milyon lira gibi olacak gramı. Olur verileri sağlanıyor, görülüyor. Altın şu anda alınabilirlik sinyali veriyor. Ama 10. 11. ayda bu dediklerimi tekrar gündeme geldiğinde göreceksiniz. Altın keşkelerden bahsedildiğinde ya işte 1700 iken alsaydık biz o gün pahalı gördük diyenler 2000-2200'leri görecekler ve bura alım sırası, alım verisi, alım yerleri ona göre yatırımların değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Ama tabii herkesin şahsi görüşleri, bu illa olacak diye de bir kaide yok. Dediğim gibi altın ve gayrimenkulde kayıplar olmayacağı kanaatindeyim. Dövizi aynı şekilde değerlendirebilir. Döviz için tavsiye etmiyorum. Dövize çok sıcak bakmasınlar. Çünkü döviz ülke ekonominin verileriyle alakalı. Bizim şu anda tam veriler yerine oturmadığı için serbest bırakıldı. Döviz buralarda değil, buraların daha altına getirecekleri kanaatindeyim yönetimin. Çünkü müdahale şansları var ama müdahale etmiyor. Serbest bıraktılar, akışına bıraktılar. Çünkü taleple arzın bir soğumasını bekliyorlar. Eğer baskılarlarsa, talep arz dengesini bozarlarsa bu sefer seyri bozulur. İnsanlar yükselen şeye çok aşırı talepte bulundukları için dövize olan taleplerinden sonra aldıklarında düşüşte hüsran yaşayacakları kanaatindeyim. Dövize çok ülkemizle alakalı, çünkü globalle bir alakası yok. Ülkemizle alakalı olduğu için ben dövizin düşeceği kanaatindeyim. Şu anda düşüş süreci ihtimali 100 payda da 15 gibi gözüküyor. 20 bile değil yani. O da gelirse gelse, yani çok anormal bir şeyler olursa geleceğe taban fiyatı 1620'lere gelir.